Mesela ben hiç şaşırmadım. Yani Refah Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin son dakikada ne olmuştu? vallahi ben Cumhur şaşırdım. İttifakına, bakın ben şaşırdım. Ben şaşırdım ben, şaşırdım, şaşırdım diyor. Ben şöyle Şaban. bakın e, Şaban daha çok CHP'yi takip etti uzun yıllar gazetecilik hayatında da. Ben ama 1980 sonrası özellikle 86'dan 87'den itibaren sürekli ee, Refah Partisi ile birlikte Erbakan'ı ve bu partiyi takip ettim. Bu partileri mecliste de dahil olmak üzere. AK Parti kurulduktan sonra da benim parlamento muhabirliğindeki alanım AK Parti grubuydu. Evet. Onun için e, AK Parti tabanı ve yeniden Refah Partisi tabanı yöneticilerinin düşünceleriyle ilgili e, çok böyle nokta atışı öngörülerim olabilir. Şimdi Türkiye'de tabanları birbirine en çok benzeyen ve en yakın olan iki parti gösterin deseniz bana ben AK Parti ile Yeniden Refah Partisini gösteririm ideolojik anlamda. Zaten ama Fati... AK Parti onun çok daha genişi tabii, tabii yani belki çekirdek bir taban var ama Yani şey ben sadece benzerlik anlamında bana söylüyorum. Ama AK Parti şöyle AK Parti mesela İsrail ile ilişkileri reddetmiyor tabii geliştiriyor. Canım. Avrupa Birliği üyeliğini benimsiyor ve onu bir hedef olarak uyguluyor. Çok hoşlanmasa da ee, faize karşı değil yeni, mesela. Yani faize Serbest karşı değil ama yeniden yana Refah Partisi yani milli görüş Avrupa Birliği'ne ne diyor? şey Onlar pazar onlar birlik biz pazar mı? Öyle bir şey evet. değil. Avrupa Birliği'ne karşı siyonizme yani İsrail ile ilişkilere evet. siyonizm diye bakıyor. Ona, ona yani AK Parti çok mu hoşlanıyor siyonizmden? Yani Ak Parti Avrupa Birliği'nden çok mu hoşlanıyor? Ya, temel şimdi, sosyolojileri bile baş. Şimdi Bugünkü bak, siyasetleri. anla, bak. Temelde, çok farklı. Yani, bak şimdi. Onu de demeyelim. Er e, Recep Tayyip Erdoğan, e, Necmettin Erbakan'ın e, rahli tedisinden geçip gelmiş bir siyasetçidir. Yani e, milli görüşün e, dibine kadar e, temsil eden bir siyasetçidir e, Recep Tayyip Erdoğan. Bunu en çok ee, şu anda Fatih Erbakan'ın yanında olan eski siyasetçiler bilir. Yani e, Temel Karamollaoğlu da bilir, Ahmet Davutoğlu da bilir. Dolayısıyla devlet yönetmek başka şeydir. Muhalefetteyken e, bir takım şeyleri söyleyebilirsiniz. Ama e, diğer taraftan İsrail'le yıllık diyelim ki 10 milyar dolar e, dış ticaretiniz varken... Bazı şeylere söylerken diplomatik dil kullanmak durumundasınız. E i̇şte AK Parti İsrail'le e, ne oldu? Yani Davos'ta eee one minute diyen Pereze kimdi? Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? E sonra ne oldu? Yani ya 12 sene sonra ama. Bak kardeşim. Sen, 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 sen. Sonrası can, sonrası, sonrası şu. Yani alayım. ben şunu ben ben şunu söylüyorum. İdeolojik olarak her iki partinin tabanı da bu birlikteliğin olması gerektiği konusunda Tazikte bulundu. Hmm. Özellikle Yeniden Refah Partisi, bakın bunu Fatih Erbakan da söyledi, Habertürk'teki yayınında da söyledi. Eleştiren çok arkadaşlarımız da oldu ha. bizi dedi. bir baskı geldi. Tabii bir baskı seçmeni. geldi. Baskıdan öte de bence vicdanları rahat etmedi. Hmm. Yani hmm. Fatih Erbakan'ın ve Yeniden Refah Partisi yöneticilerinin vicdanı Millet İttifakına karşı Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almamaya razı olmadı. Hmm. Aynı zamanda siyaseten de onların önünü açan bir gelişme Şab Şaban bu. Şaban, Bey'le Bey şimdi... konuşayım ben. Şaban Bey'le soru konuşayım. Şimdi bir defa şunu, şunu görüyoruz. Bir baskı olduğunu düşünüyor musun mesela Şaban Bey? Ne? Patihar Bakanı bir baskı. Ee, e, o, olabilir. Olabilir. Yani şöyle e, ya ben daha çok tarikat ve cemaatler çünkü AK Parti'nin de e, Yeniden Refah Partisi'nde taban hani çelik çekirdeği de tarikat ve cemaatler var. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı'na baskı yapıp iptal ettirten Şimdi bu 6.284 sayılı kadına şiddet yasasının iptal edilmesi için yeniden Refah Partisi üzerinden AKP'ye bu talebi götürten falan o çok... Ama onlar iptal demiyor değişiklik yapılması işte lazım. tabii bu da yani yanlış bir şey bence ama. ama... Onu da konuşuruz gerekirse. Dolayısıyla o tarikat ve cemaatlerin yani iki partinde çelik çekirdeğini oluşturan o radikal yapıların birleşmeye yani bu ittifaka zorladıklarını e, Fatih Erbakan üzerinde bir aşırı bir telkin, yoğun bir telkin oluşturduklarını düşünebiliriz. Neden? Çünkü yani bakın siz birleşmezseniz e, Millet ittifakı gelebilir. İşte anketler böyle. Bu iktidarı kaybetmeyelim. Uzlaşın filan diye bir baskı yapmış olabilirler. Öte yandan şunu da görüyoruz. Şimdi Nagihan da anlattı. Ee, Nagihan ama AK Partili kaynağından anlattı. Evet. Ben hani sordum özellikle birazdan yeniden refah yeniden partili refah. gelince Ar 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 daha net evet. göreceğiz. Evet. Ben Doğan yeniden Ayda refah Aydan partisinden Bilişim. Doğan Bey'le de konuştum bu arada. Öyle mi? İki tarafı da. Şu, şunu anlıyoruz ama şunu anlıyoruz. Ee, kamuoyuna açıklayamayacakları bir uzlaşma var kamuoyundan gizleme ya ihtiyacı izledi. Biraz yok. önce Cem küçük mesela Kübak küba krizinden Hayır. hareketle bir örnek. Yani, şöyle, e, şu nedenle Şu Bu diplomasidir Yani iki tarafın tabanının beklentileri hassasiyetleri var. Bunu bir şekilde yönetmişler. Tamam, tamam metni işte ben... açıklarsa biri diyecek burada eksikler var. Şimdi mesela altım tamam. 284 meselesi. Ben de, İstanbul diyor, Sözleşmesi. ben de onu diyorum. Işte, ben de Öbür, işte, ben Öbür taraf diyecek ki yani e hani siz şey yapıyordunuz. Ama seçmen şeffaf olunmasını istemez Katılıyorum. İster. Ya yani şimdi şöyle büyük olasılıkla bunlar nedeniyle arkadaşlar. O mesela çok tartışılan 6.284'te ne yaptın? Ee, AK Parti ne yaptı? Fatih Erbakan 18'de bir açıklama yaptı bugün. Evet. Orada dedi ki Uzlaştık ben, dedi. Dinledim. ben Prens... dinledim. Prensiplerimiz kabul edildi dedi. Evet. Prensiplerimiz kabul edildi. Evet. Nedir prensipleri? İşte 30 madde. Kamuoyuna duyurdukları 30 madde. Ama neydi? Ne oldu o prensipleri duyurulunca? AKP ile müzakere ettikleri 30 madde görüşülürken AK Parti içinde işte ciddi bir itiraz oldu. Özlem Zengin ve Sayın Derya, Derya, Derya. Yanık'ın başını çektiği bu 62 84 sayılı kanun kadınlara şiddetin önlenmesi kanunun iptalini biz izin vermeyiz. O bizim için olmazsa olmaz bir kadın hakları kanunudur diye AK Parti'deki önde gelen kadın siyasetçiler şey koydular, tavır koydular ve Özlem Zengin başta olmak üzere bir hafta boyunca AK Parti içinde yoğun eleştirilere maruz kaldı. Hatta Özlem Hanım yaptığı açıklamalarda yazıklar olsun partim adına üzülüyorum. Yalnız kaldım dedi yalnız kaldım parti içinde dedi. Şey, Refah Partisi'nin bu 62-84 sayılı kanunun talebi hakkındaki direnişi konusunda. Dolayısıyla AK Parti içinde ciddi bir huzursuzluk yaratıldı. Üstüne bir de Hüdapar'ın talepleri ortaya çıkınca, yani siyasi program pardon talepleri değil de ortaya çıkınca. AK Parti'de derin bir tartışma yaşandı. Bir hafta on ya gün hep biz izledik. AK Parti Hepimiz bir izledik. kadın Şimdi, hareketinin güçlü olduğu bir partidir. Evet. Yani evet. kadının varlığının güçlü olduğu bir partidir. Evet, ama Dolayısıyla... ama kadınların talepleri maalesef öyle bir siyasal gerekçelerle mesela göz ardı edilebiliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmalarında hatırlayalım arkadaşlar. Ben tarikat ve cemaatler diyorum. Bu İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kaç cemaatten değil yap, yapmadım onu Tayyip Bey. Hayır, hayır İstanbul Sıran Sözleşmesi'nden çıkılması sürecinde hatırla tarikat ve yok, cemaatler yok. yoğun bir talepte bulundu. Onlar bulunmadı. AK Parti şimdi söyleyeceğim bak. Kimler ee... o zaman bir takım tutucu çevreler yani hayır, canım, içinde. Hayır ben sıra. Sonra Sadece o zaman Osman rahmetli Oğuzhan Aslı hayattaydı. AK Parti işte Saadet partisi kendi yanına çekmek için onların isteği üzerine kaldırdı. Ya Ahmet Mahmut Ünlü, cübbeli Ahmet Hoca'nın, cübbeli Ahmet Hoca'nın teşekkürü var. Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul Sözleşmesi'ne çıktığı için Şam teşekkür ediyoruz falan diye. Cübbeli Ahmet'in AK Parti üzerinde de çok teşekkür. büyük bir etkinliği yok. Yani arkadaşlar, sözü arkadaşlar, dinlenir bakın, de, şimdi burada, sözü geçmez AK Parti'de. Arkadaşlar bakın, şimdi burada bak, girelim arşive bakalım. yani Daha yakın iki, bir, bir yıl önceki bir olaydan ediyor. Hatta o süreçte e, Kadem Mütevelli Başkanı Sümeyye Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın kızı ne yaptı? İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Sakın çıkmayalım İstanbul Sözleşmesi Hani Şimdi Pınar Şevci'di ya, AK, Parti güçlüdür güçlüdür evet tamam. AK Parti'de kadın hareketi güçlüdü diye onun için İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı zaman ama 6284 var dendi ve güçlendireceğiz AK Parti dedi ki İstanbul evet, başka sö bir sözleşme de olabilir dendi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz ama 6284 aynı hükümleri kapsıyor. Evet, Merak etmesek. Evet. Güçlendireceğiz karşılar, dediler. dediler. Garanti olarak biz onu daha da güçlü hale getireceğiz. Tamam. Dediler. Ama şu önemli arkadaşlar. Evet. Şu önemli. Bakın Sümeyye Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanının kızı yani. Bunun daha evet. ötesi mi var yani? Kızı. Kızı diyor ki yani Doğru. siyasette de ayağı olan Kadem aracılığıyla kızı, "Hayır İstanbul Sözleşmesi'nde kalmalıyız." Doğru dedi. Zaten Kadem bu, bu konuda için, çok emek verdi. Dedi. Dedi. Evet. Kadem kadem kadın hakları için kurulmuş evet. bir örgüt. Cumhurbaşkanı kendi kızının itirazına rağmen Peki Şaban Sevinç sorum şu. Ee, yeniden Refah İstanbul bu... Sözleşmesi'nden çıktı. Peki, Niye? Çünkü siyasal olarak o tarikat ve cemaatlerin desteğine ihtiyaç hissediyor. Peki Şab Şaban Bey sorum şu. Yeniden Refah bu maddede ısrar etmiş midir? AK Parti şimdi ne demişti? Bak gizleme nedenleri Herçin. o. Gizleme nedenleri o. Onu i̇şte hani yani açıklamıyorlar mu diyor muyuz? Şimdi Fatih Erbakan'ın gizleniyor. Referansımız şimdi Fatih Erbakan. Erbakan. Fatih'i bilmiyoruz yani. Yani gizlense ilk günden ben bu kadar net bir şekilde yok yani diyemezdim, yani. Yani şekilde yok yani diyemezdim. Yani. Yani belli, Ama belli arkadaşlar ki Fatih ki Erbakan ne dedi? Şimdi biz bir hafta 10 gün net bir hafta on gün ne tartıştık biz yeniden refahla AKP ilişkisinde. Bu 62-84 sayılı yasayı tartışmadık mı? D8'i tartıştık mı? Kıbrıs Kıbrıs'ın işte Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının güçlendirilmesi diyor mesela. Onu tartıştık mı? Ama orada Öyle bir, sorun yok AK Parti ile hani veya işte işte şey çiftçilere verilen mazottan vergi alınmasın diyor. 30 maddenin o da var. O tartışıldı mı? Yok. Ne tartışıldı? Kadına şiddetin önlenmesi kanunun iptal edilmesi talebi tartışıldı.